Arkadaşlar tamamsak. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını İzmir'in dağlarından yükselen Ege güneşi gibi bütün bölgeyi aydınlatacak ve kucaklayacak bir coşkuyla kutluyoruz. Atamızın önderliğindeki ordumuzun büyük taarruza, ardından İzmir'in kurtuluşuna giden o destansı yolculuğunun anılarını yaşatmak için yola çıkıyoruz. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını İzmir'in dağlarından yükselen Ege güneşi gibi bütün bölgeyi aydınlatacak ve kucaklayacak bir coşkuyla kutluyoruz. Atamızın önderliğindeki ordumuzun büyük taarruza, ardından İzmir'in kurtuluşuna giden o destansı yolculuğunun anılarını yaşatmak için yola çıkıyoruz. İzmirli gençlerin, sporcuların, dağcıların ve belediye ekiplerimizin oluşturduğu büyük şehir kafilesi 400 kilometrelik zafer yolu rotasını yürüyerek 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacak. Bu yıl İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak ve ardından Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılayacağız. Birinci yüzyıl yaşadığımız tüm zorluklara rağmen barışın yüzyılı oldu. Hiç şüpheniz olmasın ki çocuklarımıza bırakacağımız ikinci yüzyılda yine barışın yüzyılı olacak. Barışı tesis edebilmemiz ve koruyabilmemiz için savaşın matematiğini anlamamız lazım. Savaşın 3 temel dinamiği var. Birincisi sevgi eksikliği. İkincisi yetinme yoksunluğu. Ve üçüncüsü de birbirimize güven yoksunluğu. Yani birbirimizi yeterince sevmememiz, elimizdekiyle yetinmeyip vahşi bir hırsla daha fazlasını istemeye başlamamız ve kutuplaştırma ikliminin sonucu olarak da birbirimize güveni kaybetmemiz savaşın 3 dinamiği olarak karşımıza çıkıyor ve barışın tesisinde, korunmasında engel haline geliyor. Savaşın insanlık tarihini utanç dolu sahnelerle dolduran bu zehirli matematiği karşısında ancak doğamızdan gelen çok güçlü bir iksirle, çok güçlü bir panzehirle mücadele edebiliriz. O da uyum. Uyum öylesine sınırsız bir güç ki günü geldiğinde binlerce insanın canını kurtarabilir. İşte bu nedenle şehrimiz İzmir'in özündeki uyum kültürüne dört elle sarılıyor, onun üzerine titriyoruz. Gemileri yıkmak kolay, parçalamak çok kolay. Önemli olan o geminin içinde olanlarla o gemiyi sürdürmeye devam edebilmek. Çünkü o gemi su almaya başlayınca aslında gemi hepimiz için batıyor. Bir orman yandığında aslında hepimiz yanıyoruz. Deprem olduğunda hepimiz o enkazın altında kalıyoruz. Onun için biz uyumu seçtik. İnsanlarımızın hayallerini, yaşamını ve emeğini sömüren kutuplaştırıcı siyasetten asla medet ummadık. Çünkü bizim için siyaset hamaset üretmenin değil, hayatı iyileştirmenin sanatıdır. Askeri dehasıyla dünya tarihine yön veren, sayısız cephede tartışılmaz zaferler kazanan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, verdiği onca savaşın ardından aslında en büyük zaferin barış olduğunu göstermiştir. Onun için yurtta barış, dünyada barış demiştir. Biz bu vasiyetten yola çıkarak İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kavuşturan bu tarihi yıl dönümünü barışın yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Değerli İzmirliler, kurtuluşun 100. yılında İzmir'de uyumu çoğaltmak, milli mücadelenin ve cumhuriyetin kazanımlarını barışı ve demokrasiyi pekiştirmek için birçok etkinlik planladık. Bunları arkadaşlarım sizlerle paylaşacaklar. Ama bunlardan birkaç tanesinden söz etmek istiyorum. Öncelikle Kocatepe'den İzmir'e bir zafer ve anma yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Derecine belediye başkanımız da çok uzun zamandır bunun hazırlıklarını sürdürdük ve nihayet bugün sizlerle paylaşma noktasına geldik. Bu yolculuk 25 Ağustos akşamı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye doğru 14 kilometrelik bir gece yürüyüşüyle başlayacak. Kafilemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idaresini gerçekleştirdiği Kocatepe'de düzenlenecek anma törenine katılacak. Ardından tarihi zaferin yıl dönümünde Kocatepe'den İzmir'e doğru yürüyeceğiz. Üniversiteli gençler, sporcu ve profesyonel dağcıların da yer alacağı ekibimiz, hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin eşsiz bir zaferle mühürlendiği 400 kilometrelik zafer ve barış yolunu aynı atalarımızın geçtiği güzergahtan 14 günde yürüyeceğiz. 9 Eylül sabahı kordonda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenlerine zamanında yetişmeyi sağlayacağız. Değerli konuklar, o akşam İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu olağanüstü, bu görkemli kutlamayla ilgili tamamı sürpriz olduğu için burada bir şey söylemek istemiyorum. Ama tekrar edeyim, Türkiye'nin tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştiriyor olacağız. Ve bunu kaydedeceğiz. Ve bunun belgeseli, bunun filmi gelecek kuşaklara 100. yıl hatırası olarak bırakacağımız bir miras olacak. Ve nihayet Şubat 2023'te 2. yüzyılın İktisat Kongresi'ni İzmir'de gerçekleştireceğiz. Burada çok sayıda kurumun katılacağı ve Türkiye ekonomisinin yeniden inşa edileceği buluşma, biliyoruz ki ülkemiz tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak. İktisat Kongresi'nin 100. yılı, değerli konuklar, şu nedenle çok önemli. Hatırlayın, 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında 2022 yılında düzenlenen İktisat Kongresi aslında Cumhuriyet Türkiye'sinin ekonomi politikalarının temelidir. İzmir'in gelecek yüzyılının tasavvurunu yapacak bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, siyasetçilerle, yaratıcı endüstrilerin temsilcileriyle aylar süren bir çalışma sonunda o günü bulacağız. Değerli konuklar, bugün sınırlarımızın ötesinde, kuzeyde, güneyde savaş var. Ve ülkemiz ciddi kutuplaşmaların içinden geçiyor. Ekonomik ve ekolojik krizlerle baş başayız. Belki de 100 yıl öncesine göre daha iyi konumda değiliz. Tüm bu ahval ve şerait içinde yapmamız gereken şeyin ne olduğunu yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize söylüyor. Yurdumuzda ve dünyada savaşa karşı barışı ve toplumsal refah için demokrasiyi örgütlemek. İşte bu yüzden diyoruz ki İzmir 8500 yıllık bir barış projesidir. Bugün sizlerle paylaştığımız 100. yıl etkinliklerimiz ise barışa ve demokrasiye duyduğumuz inancın bir göstergesidir. Aylardır süren çalışmaların sonucunda yıl sonuna kadar devam edecek, önümüzdeki yıla da aktarılacak birçok başlığımız var, birçok etkinliğimiz var, birçok organizasyonumuz var. Ama ben buradan şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Tüm İzmirlilere, özellikle 9, 10
11 Eylül günlerinde sakın ola ki İzmir'den ayrılmayınız. Değerli muhtarlarım, size çok iş düşüyor. Yani çünkü değerli muhtarlarım, çünkü burada lokomotif sizsiniz. İzmirli'yi bu 3 gün bütün bu organizasyona dahil etmek sizin gücünüzle, sizin önderliğinizle olabilecek bir şey. Kaçırsınlar istemiyorum çünkü tarihi bir 3 gün yaşanacak. Gerçekten İzmir tarihi bir 3 gün yaşayacak. Ve bunu tüm İzmirliler, çocuklarımız, evlatlarımız, gençler mutlaka görsünler istiyoruz. Olağanüstü bir organizasyon yapacağız çünkü. Kısacası biz 9 Eylül'ü bugünden sonra 100. yılından itibaren tek bir gün olarak da kutlamayacağız. Bunu da burada bir kere daha söylemek istiyorum. Çünkü 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu doğru ama 10 Eylül'de Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişidir. Dolayısıyla biz bundan sonra 9 Eylül'ü İzmir'de hep en az 2 gün olarak kutlayacağız. 9 Eylül ve 10 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi. Çok değerli basın emekçisi arkadaşlarım, çok değerli yazar gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde yazan kardeşlerim, sizlerden rica ediyorum. Tüm basın emekçisi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bunu tüm Türkiye'ye duyurmamız lazım. İzmir'in kurtuluşu çünkü aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunun en önemli adımıdır. Bizim 100. yılında bunu tüm halkımızı kucaklayarak, birbirimizle kucaklaşarak kutluyor oluşumuz tüm Türkiye'ye bir mesajdır. Bunun idrakiyle ve bunun bilinciyle yapacağımız bu tüm çalışmalara, tüm programlara basınımızın olabildiğince destek vermesini rica ediyorum.